Melisa çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Antalya Havalimanı'na vardı, sarı kırmızılı takım. Şu dakikalarda dışarıya doğru çıkıyor. Thomas Ufaluji görüntüye geldi. Galatasaray teknik heyeti ve ekibi şu an itibariyle havalimanının dışına çıktı. Artık Galatasaraylı futbolcuları bekliyoruz. Çok sayıda sarı kırmızılı taraftar da şu dakikalarda tezahüratlarla sarı kırmızılı takımı bekliyor. Aynı zamanda çiçeklerle de oldukça güzel bir karşılama oluyor. Galatasaraylı taraftarlar tarafından ilk yarı yükselen bir ivmeyle kapatmıştı sarı kırmızılı ekip. İkinci devre çalışmalarında da Antalya'da en ciddi, en iyi şekilde hazırlıklarına başlayacak. Bu sabah bir antrenman gerçekleştirmişti sarı kırmızılı ekip ve Antalya kampı öncesi İstanbul etabını, zaten tek bir günlük, tek bir antrenmanlık etabı noktalamıştı. Artık Antalya'da Galatasaray, Nordin Amrabat ve Albert Riera görüntüye geldi. Sarı kırmızılı futbolcular, onlara çok büyük ilgi var ve Snyder de tabii ki taraftarın ilgisine her zaman olduğu gibi karşılık veriyor. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Hakan Balta ve Gökhan Zan'ı görüyorum. Aurelien Şecu, o da yavaş yavaş dışarıya doğru hareketleniyor. Ceyhun Gülselam, Eray İşcan. Hemen arka tarafta Amit Altıntop da var. Sakatlığının ardından tedavi sürecini geçiriyor Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu. Ve bu kampta da ona özel bir program uygulanacak. Amit'in en kısa zamanda yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz. Amit Altıntop kameralara bu şekilde poz verdi. Galatasaraylı futbolcuların havalimanının dışına doğru çıkışı devam ediyor. Önemli hazırlık maçları oynayacak sarı kırmızılı ekip. Ajax'la karşı karşıya gelecek. Sonrasında ise Trabzonspor ve Celtic veya Celtic Galatasaray'ın rakibi olacak. Kaptan Sabri Sarıoğlu'na çok büyük bir ilgi var Galatasaraylı taraftarlar tarafından. Selçuk İnan da güzel karenin içerisinde Galatasaray'ın maestrosu. Selçuk İnan'dan da ikinci yarıda çok şeyler bekliyor Galatasaray taraftarı. Aydın Yılmaz ekrana geldi sarı kırmızılı ekipte. Didier Drogba, Felipe Melo, Burak Yılmaz ve Fernando Muslera bu akşam takıma katılacak. Engin Baytar'ın kamp kadrosunda yer almadığını belirtelim. Bu isimler dışında herhangi bir eksik bulunmuyor Galatasaraylı oyuncular. Artık yavaş yavaş havalimanından takım otobüsüne doğru yerlerini almaya devam ediyor. Semih Kaya ekrana geldi. Galatasaray altyapısının ürünlerinden biri. Galatasaraylı futbolcular artık büyük oranda kamp yapılacak otele yolculuğa hazır olduğunu belirtebiliriz. Daha önce de söylediğim gibi yükselen bir ivmeyle Galatasaray ilk yarıyı kapatmıştı ve ikinci yarıda da en iyi şekilde sarı kırmızılı ekip yoluna devam edecek. Şampiyonluk yolundaki iddiasını sonuna kadar koruyacak tabii ki. Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Türkiye Kupası mücadeleleri de Galatasaray için ayrı önem, anlam taşıyor. Galatasaraylı taraftarların sarı kırmızılı ekibe çok yoğun bir ilgisi var. Şu an itibariyle de kameraman arkadaşım Ali Zenler taraftarları ekranlarınıza taşıyor. Galatasaraylı taraftarlar tezahüratlarla takımı karşıladı. Daha sonra da alkışlarla ekibi uğurlayacak. Az sonra Galatasaray takım otobüsü havalimanından hareket edecek. Roberto Mancini'nin sabah saatlerinde Antalya'ya geldiğini ve federasyonun toplantısına katıldığını belirtelim Tugay Kerimoğlu'yla birlikte. İşte futbolcular çok büyük bir sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrılacak. O
otobüs de hareket edildi, pankart açıldı. Meşaleler de her zamanki gibi yanıyor. Galatasaray'da yavaş yavaş Antalya Havalimanı'ndan ayrılıyor sevgili seyirciler.